İslam'da ibadetler. Kur'an'ın incelediği konular bir sayfadan fazla tutar. Bunların hepsini üç ana kavramda toplayabiliriz. İslam dini inanç, ibadet ve ahlak konuları üzerinde diğer konuları yerleştirmiş olur. Kur'an'ın ele aldığı bütün konular temelde üç esas üzerine anlatılır. Üç esas üzerinde toplanır. İman, ibadet, ahlak. Çok ayette innellezine amenu ve amilus salihati şeklinde başlar. Onlar ki o müminler ki iman eder, ibadet eder ve salih amel işlerler. Kur'an'da çok ayette iman, ibadet ve salih amel üçü bir arada anlatılır. İmanla ibadet birbirinden ayrılmayan konulardır ve bunun sonucu olarak da güzel ahlak ortaya çıkmaktadır. Ameli salih, hayırlı, faydalı, yararlı her iş, Allah'ın rızasına, insanlık yararına yönelik her amel demektir. En hayırlı insanlar salih amel yapanlardır. Salih amelin kapsamı da ibadetlerle sınırlı değildir. Yani bildiğimiz namaz oruç dışında İnsanın güzel söz söylemesi, tebessüm etmesi, birine yardım etmesi, yoldaki taşı, zarar verici herhangi bir şeyi kaldırmasına kadar salih amel kapsamı oldukça geniştir. Basit gibi görülen, adet gibi değerlendirilen olaylar bile ibadet sevabı kazandırabilir. Allah rızası için içtenlikle yapılan küçük bir amel, Allah tarafından ihlasla yapıldığı için bin sonuç sevap olarak da değerlendirilebilir. Bu konuda ayet de vardır. Bir iyilik yapana karşılığı 700 şeklinde verilir diye. Burada önemli olan iman, ibadet ve ahlak üç konunun birbirine olan bağlantısına önem vermektir. Üç konuyu üç örnekle şöyle irtibatlandıralım. İman bir binanın temeli gibidir. İbadetler de sütunları, direkleri durumundadır. Ahlak da çatısı demektir. Binanın temeli ne kadar sağlam olursa ibadetlerde o sağlamlık üzerinde sağlam durur ve sonuçta bina bütünüyle ahlakı yapısıyla bir güzellik olarak ortaya çıkar. Diğer bir örnek iman ağaç köküne benzetilir. İbadetlerde onun gövdesi ana dalları durumundadır. Ahlakta doğal olarak meyveleri, çiçekleri, güzel sonuçları olarak değerlendirilir. İman bir ışık kaynağı gibidir ibadetler onu sönmekten koruyan bir fanus gibi, bir koruyucu cam kılıf gibi değerlendirilir. Güzel ahlakta rengarenk ortaya saçılan ışık hüzmeleri olarak değerlendirilebilir. Güneş ışıksız, gül kokusuz olmaz. Güzel inanç, güzel duyguları ortaya koyar. Güzel bilgi ile güzel düşünceler ortaya çıkar. Sonuçta ibadetlerle bütün iyiliklerle güzel bir ahlak oluşur. Cennet de güzellerin gideceği bir yer olur. İnanç, ibadet ve ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır? Bir insan sadece iman sahibidir, ibadetlerini yerine getirmez. Ahlaklı ve ahlaklı değil diye davranışlarına dikkat etmeyebilir. Ama gerçekten bir olan Allah'a inanıyor, onun kitaplarına, peygamberlerine, meleklerine, kadere, öldükten sonra dirilmeye, Kur'an'da yazılan her şeye inanıyor ise bu kimse Müslüman sayılır ve ibadetler kusur, günah olarak görülür, tövbe ile temizlenebilir. Allah dilerse, tövbesiz de olsa günahları temizleyebilir. Burada tövbe ile temizlenmeyen günahlar öbür dünyada sorgulanır. İkincisi iman konularını alaya almak, reddetmek, değiştirmek, gereksiz görmek inanç konusunda sorun meydana getirir. İmanını kaybetmesine yol açabilir. Söz gelimi bugün namaz kılmak gereksizdir, dinin örtülme emri yoktur, kadere inanmam, cin büyü diye bir şey yoktur gibi bilgisizce söylenen sözler inanç konusunda problem meydana getirebilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i kabul etmek Allah'ı kabul etmekle eşdeğer gibidir. Deistlerin inandığı gibi bir inanç olamaz. Tanrı var ama kitabı yok. Tanrı var, peygamber gereksiz. Tanrı var, bir köşeye çekilip otursun, işimizi kendimiz yaparız gibi bir inanç Kur'an'ın anlattığı iman ve inanç değildir. Bu sebeple bilgisizce, cahilce başkalarının alay ettiği dini bir konu üzerine insanın aynı alaya katılması, gülmesi risk taşımaktadır. Dikkat etmek gerekir. İnanmak ayrı, ibadet ayrı. İnanan insan ibadet etmiyor diye dinini kaybetmiş olmaz. Yeter ki onu alaya almasın, reddetmesin, gereksiz diye görmesin. Üçüncü konu, iman var, ibadet yok. Bir de günahlar yükleniyorsa üst üste, bu iman korumasız kalabilir, zayıf olabilir. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi cam fanus bir ışığı, bir kandil ışığını korur. Eğer o fanusu kaldırırsak rüzgar söndürebilir, zayıflatabilir. Ve her günah insanın inanç konusunda olumsuzluğa gitmesinde birer leke gibidir. Temizlenmediğinde kapkara bir hal alabilir. ile ve iyiliklerle İnsan günah lekelerini temizlemeye bakmalı ve yapabildiğince ibadetlere yönelmelidir. Dördüncüsü de ibadetler inancı takviye ettiği gibi insanın yüklendiği günahları da siler. Peygamber Efendimiz beş vakit namazı evimizin önünde akan bir ırmağa benzetir. Her gün beş defa temizlenen yıkanan bir insanda kir pas olmaz. Beş vakit da insanı günde beş kez temizler buyurur. Oruçla ayrı bir temizlik yapılır, nefis temizlenir ve yine hadiste belirtildiği gibi hacca giden bir insan tıpkı üzerine geçirdiği ihram elbisesi gibi bembeyaz hale gelir. Anasından doğduğu gün gibi tertemiz, günahsız olur buyurur. İnanç, ibadet ve ahlakla ilgili diğer bir önemli konu başka inançta olanların durumudur. Hristiyan, Yahudi, ateist, Budist, Hindu ve benzeri Tanrı kabul eden etmeyen, birden fazla tanrı kabul eden dinlerde durum ne olacak konusudur. İman olmadan ibadet ve iyilik ahirette geçersiz sayılır. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah temel Müslümanlık şartıdır. Bunu kabul eden bir insan Allah'ın kitabında yazan her şeyi de kabul etmiş sayılır. Çünkü Allah'ı kabul edip onun kitabını kabul etmemek çünkü bulunduğumuz bir okulda bir öğrenciyiz. Müdür Bey seni kabul ediyor, takdir ediyorum. Fakat senin koyduğun ya da yönetmeliklerin getirdiği yasalara, kurallara uymayacağım, kafama göre takılacağım dese buna kimse izin vermez. Dünyada Allah izin veriyor ama öbür tarafta sorgulayacağını da ifade ediyor. Okullarda dil edebiyat dersi baraj dersidir. Ondan geçerli puan almayan birisi sınıf geçemiyor. Bütün dersleri 100 olsa bile Pasaportunda vizesi olmayan da başka bir ülkeye giremiyor. Bunun gibi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Müslümanlık inancını belirten kelime-i şahadet bir baraj dersi gibidir, bir vize gibidir. Cennete onunla girilebilir. Ayet diyor ki kim inanmayı kabul etmezse ameli boşa gitmiştir. Çok iyi ahlaklı Hristiyan, Yahudi ve diğer din mensubu yakınımız, tanıdığımız da olabilir. Gerçekten bir Müslümandan daha güzel davranışlı, güzel davranışlar sergileyebilir. Fakat bu bu dünya için bir takdir sebebidir, başarı sebebi olabilir. Nitekim Allah Hristiyan demeden çalışan Hristiyan dünyasını, bir olan Allah'a inanmasa da, inkarcı olsa da dünyada bilim ve teknolojide milletler Müslümanların önünde bulunmaktadır. Tarihte Müslümanlar onlara bilim açısından çok yararlı olsalar da geçmişte yaptıkları şu andaki tembelliklerine kefaret sayılmıyor. İnkar hariç, şirk hariç diyor Kur'an-ı Kerim, Allah her şeyi affeder. Günahlar insanın cennete girmesine engel olmuyor ama inkar engel oluyor. Şirk engel oluyor. Allah affettiği günahların yerine sevap bile yazabilir. Bir böyle bakılabilir bu olaya. İkinci olarak da her şeye rağmen Allah'ın bildiğinin bildiğimizi iddia edemeyiz. Haşa kendimizi onun yerine koyarak tıpkı bir rahip gibi aforozcu kesilemeyiz. Cennette babamızın malı değil istediğimize dağıtamayız. Sen Hristiyan'sın şuraya, sen Budist'sin buraya, sen inkarcısın şuraya gireceksin demek kimsenin haddine değildir. Bunu diyen insan kendisi Allah nazarında zor bir duruma düşer. Dolayısıyla kimin cennetlik, kimin cehennemlik olacağını Allah bildiği için bu konuda edepli olmalı. Tuttuğumuzu cennete sokup istediğimizi cehenneme atamayız diye düşünmelidir. 3. Cennetin ve cehennemin de dereceleri vardır. Bir insan cennete girer mümin olarak fakat orada dünyadaki yaptığının karşılığını ancak alabilir. Bir ateist, bir inkarcı, bir başka dine mensup bir insan cehenneme girerse dünyadaki iyiliklerinin yansıması olarak cennetin katmanları dereceleri olduğu gibi cehennemin de belli bir derecesinde bulunabilir. Aslını Allah bilir. Burada eklememiz gereken çok önemli bir konu da şudur. Biz kimin inançlı kimin inançsız olduğunu belirleyemeyeceğimiz için Allah bilir deme durumundayız. Ama La Lâ ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiyor. Yani peygambere Kur'an'a inanmıyor inanıyor kendine göre bir tanrı anlayışı üretiyor diyenlere de şöyle cevap verilebilir. Biz peygamberimizi ve Kur'an'ı Müslümanlar olarak onlara ne kadar gerçekçi olarak yansıtabildik, anlatabildik, tanıtabildik. Onlar peygamberi gerçeğine uygun olarak duydular mı, Kur'an'ı tanıdılar mı? Yoksa bizim davranışlarımızla gördükleri bir dinden nefret mi ettiler? Dünyada Müslümanların yaşam şekilleri, birbirlerini yemeleri kan dökmeleri, katliamlar meydana getirmeleri, bombalar patlatmaları belli Avrupa kültüründe insani değerlerde yetişmiş insanları dinimize ikna etme adına ne kadar yeterli olabilir diye düşünmeli, görevimizi iyi yapmalı. Müslüman olması için çabaladın mı ki onu cehenneme atıyorsun diye de konuyu kapatmalı. İbadetin anlamı ve önemi üzerinde durmak gerekir. Bu niçin ibadet etmeliyiz? ediyoruz sorularının cevabını teşkil eder. Birinci olarak yaratılış ve Rabbimizi tanımanın amacıdır ibadet ve herkesin az çok bildiği bir ayet ben insanları ve cinleri ibadet etsinler diye yarattım. İslam bilginleri tanıması ve ibadet etmesi diye yorum yaparlar. Çünkü çok ayette Allah kendisini tanıtıyor ve yanlış tanımlayanlara da uyarılarda bulunuyor. İhlas suresi Allah'ı özlü olarak tanıtan, anlatan bir suredir. Allah birdir, muhtaç değildir, doğmamış, doğurulmamıştır. Mevcut hiçbir şeye benzemez. Kafamızdaki hayalimizdeki hiçbir şeye de benzemez. İnsanların ve cinlerin yaratılış amacı ibadettir. 2. Bedenimizin nasıl ki ihtiyaçları varsa, ruhumuzun, kalbimizin, duygularımızın da ihtiyaçları var. Kısa bir ömürde, fani ömürde, ölümlü beden 3-5 öğün yapıyor, gıdaya ihtiyaç duyuyor. Yiyecekler, su, hava, her şey bir ihtiyaç. Ruhumuzun hiçbir ihtiyacı yok ki en çok yara alan, sıkılan, problem yaşayan ruhumuzdur. İnsanın ruhu dardayken iken bedeni ne kadar zevk alır bu da ayrı bir konudur. Sonuç olarak bedenimizin ihtiyaçları ne kadar varsa gıdaya. Ruhumuzun da gıdaya ihtiyacı vardır. İnandım demek yeterli olmayabilir. Onu beslemek lazım ibadetlerle, iyiliklerle. Ve kirletmemek lazım günahlarla, zulümlerle, kötülüklerle. Üçüncü olarak ibadet niye gerekir biliyor musunuz? Bir teşekkür. Cenab-ı Allah karşılıksız ve peşin saymakla bitiremeyeceğimiz sayıda bedenimizde ve dışımızda dış dünyamızda o kadar çok nimetlerle bizi donatmıştır ki bir kalem veren, bir kağıt veren arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ve karşılık vermeyi de düşünüyoruz. Biz de bir gün hediye ediyoruz bir şeyleri. Cenab-ı Allah bize onca şey vermiş ve onun ihtiyacı yok. Doktor sana ilaç yazıyor. Doktor bey senin ne ihtiyacın var bana yazıyorsun denir mi? Bizim ihtiyacımız için yazıyor. Cenab-ı Allah zaten her şeyi karşılıksız peşin sayısız vermiş ve buna bir teşekkür gerekmez mi? Namaz, oruçla ve iyiliklerle. İyilik yapıyoruz başkasına aslında kendimize iyilik yapmış oluyoruz. Ve böylece Cenab-ı Allah'ın geçmişte verdikleri için teşekkür gereği ibadet etmemiz gerekiyor. Vicdan da bunu ister. Bu bitmiyor. Bir de geleceği var. Madalyonun öbür yüzü var. Cenab-ı Allah utandırıyor adeta bizi vicdanımızın derinliğinde tatlı bir hüzün bırakıyor. Ya Rabbi ben geçmişte senin bana verdiklerinin Henüz borcunu ödeyemediğim ki bu ne lütuf bu ne ikram bu ne ihsan bu ne rahmet şefkat ya Rabbi der insan bir de bana sonsuz cenneti vereceksin öyle mi ben nasıl sana secde etmem canımın kanımın ruhumun atan damarımın sahibi Rabbim seni görmek için bile insan başını hiç secdeden kaldırmasa azdır Rabbim bu az yaptıklarımı kabul buyur cennetinle ödüllendir Geleceğin verilecek olması da ibadet için öyle büyük bir gerekçedir ki insanlar kafalarını çıkarıp bunu bir düşünseler, geçmişe bir baksalar, geleceğe bir baksalar, baktıkları gözleriyle hep Rahman'a bakarlar. Dördüncü olarak da dinimiz insanın beş yönüne hizmet eder. Deyim yerindeyse. Koruma altına alır. Bir anne şefkatiyle, baba şefkatiyle Cenab-ı Allah kullarını nasıl koruma altına almış? Kalbimiz kafes içerisinde bakın. Beynimiz kemikler içerisinde örülmüş doku ile korunuyor. Ateşe karşı da Cenab-ı Allah korunmamız için bize cehenneme karşı iman, ibadet ve ahlak istiyor. Senin için diyor. Dinimizi korumalı, aklımızı korumalı, canımızı korumalı, neslimizi, ailemizi, soyumuzu korumalı, haramlara karşı ve malımızı korumalı. Detaya girilmiştir. Daha önceki açıklamalarda tekrar gerek duyulmuyor. Ve Allah rızası için her işe adım attığımızda basit gördüğümüz, unuttuğumuz, denize balık için attığımız, bir kediye içirdiğimiz suya kadar basit gibi gördüğümüz şeyler bile inşallah ibadet olarak değerlendirilebilecektir tebessümden güzel söze kadar kuşlara yaptığımız kuşlara kuşlara yaptığımız yuva insanlara diktiğimiz ağaçlara kadar her şey bizim için ibadet sayılacaktır. İbadetlerin bireysel faydaları yine farklı maddeler eklenebilir, yorumlar yapılabilir. Şöyle bir mantık çizgisi takip edildi. Öncelikle ibadet yaratıcısıyla insanı buluşturur. Bir ilişki, bir iletişim vasıtasıdır bir paylaşımdır. Yaşayanlar daha iyi anlar. Hiç kimseyle görüşmüyor, konuşmuyorsunuz. En yakınlarınızla bile elleriniz bir şekilde bağlı, başınız önünüzde abdest ile farklı bir hazırlık yapmışsınız. Secadenize oturmuş, ayaktasınız. Birisiyle muhabbet ediyorsunuz adeta. Duvarlar ötesinde o var. 2. Ruha huzur verir, moral motivasyon olur. Peygamber Efendimiz öfkelendiğinizde abdest alın buyurur. Rabbim bana bir sıkıntı vermiş gibi görünebilir. Benim sebebim vardır bu işte. Benim payım vardır. Görevimi yapmadım demek ki. Ama ya Rabbi sen bana neler ihsan ettin. Nasıl şikayet ederim. Ve öbür alemde neler vaat ediyorsun. Böyle düşünme bile bir huzur aracı olabilir. Üçüncüsü günahlara karşı kalkandır ibadetler. Eli kolu bağlamayı öğretir. Allahu Ekber hanımlar beyler eller bağlı bırak çöz elini namazda arkadaşının cebine uzat ve onun parasını çal bile geçmez. Dilinizde dua boş verin dedikodu gıybet yalan küfür sözler söyleyin olabilir mi böyle bir şey? Ayaklarınız çivili yürüyün bir kötülüğe karşı mümkün değil. Düşüncenizde okuduğunuz şeyin anlamı var. Allah'ın karşısında olma duygusu var. Düşüncenize başka şeyler getirin. Günah olabilecek şeylere kadar. Mümkün değil. Bakın siz zaten bir melek durumuna gelmişsiniz. Ne cinsellik düşünebiliyorsunuz, ne yeme içme, ne bir günah, ne bir kötülük. İbadetlerin en büyük faydası Allah'a yöneltir, ruhunuza huzur getirir ve sizi günahlara karşı korur. Namazda böyle günde beş defa el kol bağlamayı, sadece en güzelle yüz yüze konuşmayı adet el edinen bir insan namazdan sonra elini kolunu çözse de artık vicdanının çözemeyecektir. Çünkü günahlardan koruyucu bir faktördür namaz. Namaz kılıyor, kötülük işliyor, işliyor. O namazını gözden geçirmelidir. Onun kişisine namaz denmez ki. Kılmaya devam eder, dua ederiz, dua edelim. Kıldığımız namaz Allah'ın hoşuna giden, rızasına uygun namazlardan olsun deriz. 4. Namazın ayrı bir rolü kötü duygulardan arındırır. İbadetler genel olarak her biri bu misyonu yüklenmiştir. Oruç apayrı ele alınır. Zekat, hac ve diğer iyilikler ama en çok günde beş kez her insanın yapabileceği, yapması gereken ibadet olduğu için namaz bütün ibadetleri içeren, simge olarak kendisinde toplayan bir baş ibadet deyim yerindeyse bu sebeple ibadetler ama özünde namaz olarak dile getiriyoruz. İbadetler kötü duygulardan arındırır. Mesela seccadeni bir örs kabul et, başını çekiç. Vur da vur. Tıpkı bir demirdeki pasların arınması gibi siz de orada kibir, öfke, kin, intikam, nefret duygularından arınıyorsunuz ve o demirci dövdüğü demirini çekiciyle vura vura zamanla bir zarafet, güzellik kazandırıyor. Biz de başımızı seccadeye vura vura hem kötü duygulardan, paslardan arınıyoruz hem de kendimize, nefsimize, ruhumuza, kalbimize, duygu ve düşüncelerimize bir zarafet, incelik, estetik, sanat kazandırıyoruz. 5 ay bir misyonu da günahlardan arındırmasıdır. Günahlara karşı korur, kötü duygulardan arındırır bir de günahlardan ayrıca arındırır. Koruyor ama insanoğlu günah işliyor, günah lekesi bulaştı, günahlardan da temizliyor. Allah namazı günah temizleyici olarak yaratmış. Hadis-i şerifte Allah namaz ile günahları siler buyuruyor. Ve daha önce geçtiği gibi evimizin önünde günde beş kez akan suda yıkanma bedeni nasıl temizlerse beş vakit namaz insanı öyle arındırır temizler. Bu temizleme daha ziyade küçük günahlar üzerinde olur diyen İslam bilginleri büyük sayılan günahlar için ayrıca tövbe etmek gerekli olan şeyleri de yerine getirmek gerekir derler. Altıncı olarak da ibadetler insanın ruhunu iç dünyasını böyle temizledikten sonra beden sağlığını unutması da düşünülemez. Çevre temizliğini de. İbadetlerin her biri insanın beden olarak, eşyası olarak, çevresi olarak, tüm yeryüzü olarak temizlenmesini sağlar. Nasıl mı? E, namaz kılmak için bedeninizi temizliyorsunuz. Günde beş kez abdest alıyorsunuz. Bir iki haftada ayda bir yıkanan insanları düşünün. Peygamber Efendimiz her cuma namazdan giderken şünnet olarak yaptığı bir de ailesinde evinde yaşadığı durumlarda bay abdestlerini düşünün. Temizlik imandandır demesini düşünün Allah Resulü'nün. Namaz kılmadan önce bedenimizi, elbisemizi, vücudumuzu, yeri, çevremizi temiz tutmalıyız. Namazı temiz yerde kılma zorunluluğu var. Ve şu müthiş söz. Yeryüzü mescit. Nasıl ki evimizi temizleriz, mescidimizi ayrı bir temizlik yaparız. Kirlenmesini istemeyiz. Yeryüzünü o halde tut ki sanki mescitte namaz kılıyormuş gibi tereddüt etmeden burada kir, burada çöp, burada temiz değil, çirkin şey var deyip rahatsız olmadan yolda, taşta, toprakta, her alanda rahatlıkla namaz kılabilesin. İbadetlerin toplumsal faydaları da mutlaka söz konusu. Az evvelki maddeler bireysel olarak yetiştirilmiş bir insanı baz alıyor. Siz böyle bir insanı gen haritalarının kopyalar gibi çoğaltın. Bütün sokaklarda, çarşı, pazarda böyle güzel ahlaklı, ince düşünceli insanların olduğunu varsayın. Öyle toplumda neler olmaz. İbadetlerin toplumsal faydaları şöyle sıralanabilir. Tabii ki Önceki maddede belirtildiği gibi güzel ahlaklı hale gelen fertlerden oluşan toplum da huzurlu bir toplum olacaktır. Güzel ahlak kazandırır ibadetler kişiye ve toplumun yapısına. Ve bu güzel ahlaklı insanlar güzel ilişkiler kurarlar. Olumsuz ilişkilerden kaçınırlar. Zarar verecek davranışlardan uzak dururlar. Bu da suçları önler. Sosyal barışı sağlar. Allah'tan korkan bir insan yalnızken bile mobeseler görmüyorken bile polis kuvveti farkında olmadığı durumlarda bile Allah gördüğü için suç işlemeyecektir. Dördüncü olarak da iyiliklerin çoğalmasını sağlayacak Topyekün insanlar arasında bir yardımlaşma. İsterseniz namazı örnek alın saf bağlıyorsunuz yan yana biri marka giyiniyor biri ucuzluktan almış yan yana durmayın diye, diyebilir misiniz? amir memur, asker komutan, işçi patron, fakir zengin, engelli sağlıklı nasıl yan yana geliyor? Aynı anda Allah'ın huzurunda secdeye varıyor. Oruç aynı şekilde açlığı zengine tattırıyor. Her her gün böyle fakirin aç olduğunu düşünerek insafa geliyor. Allah'ın emridir. İnsafa gelmesi de zekat vermek zorundadır. Vermeyenler için Kur'an öbür tarafta o altınlar, gümüşler, dövizler neyse ateşe çevrilecek. Alınlarına, böğürlerine yapıştırılacak diyor Kur'an-ı Kerim. Ve Ramazan yardımlaşmaları, değil mi? Zekat sosyal köprüdür. Birbirine servetten daha çok sevgi, saygı taşır. Çünkü ihtiyaçlar o zekat paralarıyla topluma akarak karşılanır. Haç ayrı bir evrensel kardeşlik misyonu görür. Sosyal, ekonomik bir kongre anlamında taşımaktadır. İslam dininde bedenle yapılan ibadetler namaz oruçtur. Malla yapılan ibadetler zekat, kurban, fitre, sadaka gibi mali ibadetler. Üçüncüsü de hem bedenle hem de malla yapılanlar. Haç mesela en çarpıcı örnektir. Hem bedenimizle gideriz hem de para gerekir. Yol masrafları, orada kalma masrafları ve benzeri. Sadaka-i cariye kavramı var akıcı demektir, kalıcı demektir. Cari kelimesi cari hesaptan bahsederler ekonomistler. Kalıcı eser bırakıyoruz. Bizim hesabımız işleyip duruyor. Biz öbür tarafa gittik, kabre girdik. Arkada üç şey bıraktık. Hayırlı evlat, yararlı ilim, bilgi ve yaşayan eserler. Cami, okul, hastane, yol, çeşme, köprü, vakıf eserleri ve benzeri. Bunlar yaşadığı sürece kabrimize sevap gelmeye devam edecektir. Hatta bir ağaç diktiniz, öldünüz. O ağaçta kuşların yararlanmasından insanların yararlanmasına kadar bir sevap hesabı sizin hesabınıza aktarılıyor. Fonunuz kuvvetli olsun. Görüldüğü gibi ibadetler insan hayatı için bir can suyu durumundadır. Hayat kaynağımız gibidir. Dünyada bile huzurlu yaşatır. İnsanlar farkına bir varsa Ballı zehir olan, işkili alemli, geceleri zevkli hayatları yaşayanlar, ruhlarının zevk ihtiyaçlarını bilmediklerinden, tatmadıklarından geçici beden ballı zehir zevkleriyle maalesef dünyada huzurlu mutlu gibi yaşıyor olabiliyorlar ama öbür alemde kaybedenlerden olabilirler. Bu duruma düşmemek gerekir. Dünyada ibadetler mutlu huzurlu yaşatır. Ebedi alemde de huzurlu yaşama garantisi verilir ve meşru zevkler keyfimize kafidir aslında. İnsan hastalık haline getirdiği için bu zevkleri doyumsuzlaşıyor, daha fazla istiyor ve artık helal haram sınırı tanımaz hale geliyor. Yoksa bilse ki meşru olan zevkleri tatsa, alışsa gayrimeşru zevklere hiç de ihtiyaç yoktur. Diğer bir önemli konuyla bağlayalım. İnsan iç içe daireler gibi yaşam içindedir bir taşı attınız suya halakalar oluşur. En birinci daire insanın kalp dairesi. En yakınımız olduğu için öncelikle onu beslemek durumundayız. Aklımızı aynı şekilde beslemek durumundayız. Dilimizi, belimizi, elimizi ve her türlü ilişki türlerini Kur'an'ın güzelliğiyle ışıklandırmalıyız. Aileden sosyal yapıya, ekonomiden diplomasiye, bilimsel konulardan evrensel hayata kadar dinimizin getirdiği bu güzelliklerle yaşayıp insanlara da nasıl güzel yaşandığını göstermek durumundayız. Namaz, Kur'an-ı Kerim namaza bakışında şöyle der, belli vakitlerde size farzdır, kılmanız gerekir. Bildiğimiz gibi peygamberimizin de göstermesiyle Kur'an'daki işaretlerden yola çıkarak sabah öğlen ikindi akşam yatsı beş vakit namaz, haftada bir cuma farz, yılda iki Kurban bayramları, Ramazan bayramları vacip olarak görülmekte. Bunun yanında vitir namazı gece namazı olarak anlatılır. Cenaze namazı farz olarak gösterilir. Terafi namazları Ramazanlarda kullanılan nafile ibadettir. Bunların dışında kuşluk namazı akşam sonrası evabin namazı, gece kılınan teheccüd namazı, yola çıkanlar için yolcu namazı, yeni bir mescide girenler için mescit namazı, güneş tutulması, ay tutulması namazları gibi, hacet namazı gibi, istihare namazı gibi kitaplardan öğrenebileceğimiz namaz çeşitleri mevcuttur. Hadis-i şerif namaz dinin direğidir der. Bakın daha önce dedik, iman, ibadet, ahlak üçünü bir binaya benzetiriz. İbadetler, sütun direk gibidir. Namazı çekip alırsanız İslam dininin ayakta tutan ana direk hasar görmüş demektir. Bir an önce onarmalıdır. Yine hadis yine hadiste peygamberimiz diyor ki bir insan namazda Allah ile konuşur. Özellikle Fatiha suresinde bunu ifade ederler. Ayet kalp ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Allah'ın anıldığı en yakın olduğu ki secde hali Allah'a insanın en yakın halidir der peygamberimiz. Huzur ancak namazla sağlanır. Secdesiz insan Adem, melek, iblis yol ayrımında tercih durumunda olan insan gibidir. Melekler de insanlar da Allah'a secde ettiler. İblis etmedi. İnsanlardan bazıları da bu davranışı seçerse kaybedenlerden olur. Peygamber Efendimiz bir sözünde "Benim mutluluğum gerçek huzuru bulduğum namazdır ifade etmektedir. Bana güzel koku sevdirilmiştir. Bana ailem sevdirilmiştir buyurur. Bir de namaz sevdirilmiştir. Namaz bir başkadır der Peygamber Efendimiz. İnsan ailesi içinde bile namaz ile ondan ayrıldığı durumlar olur. Her halükarda insan doğduğunda onunla, başı daraldığında duasıyla hayat boyu onunla, öldüğünde yine ona dönerek onunla olur. Onun istediği namazı kılmak onunla olmaktır. Ve unutulmaması gereken bir ayet ifadesi namaz insanı her kötülükten ve fuhuş işlerinden çirkinliklerden uzak tutar. Engeller alıkoyar. Yukarıda örneğini verdiğimiz gibi eli kolu günaha bağlar ve secdelerle içindeki kirleri paslara arındırır. İnsana bir meleki, melek gibi estetik yapı bahşeder. Beş vakit namaz 40 rekattan oluşur. Çizelgede görüldüğü gibi sabah namazının iki sünneti, iki farzı vardır. Öğlen namazının dört ilk sünneti, dört farzı, iki son sünneti. İkindi namazının dört sünneti, dört farzı. Akşam namazının üç farzı, iki sünneti. Yatsı namazının dört ilk sünneti, iki Yatsı namazının dört ilk sünneti, dört farzı, iki son sünneti vardır. Toplam on rekattır. Burada üç ekleniyor. Vitir namazı aslında yatsı namazı değildir. Gece kalkıp Peygamber Efendimizin kıldığı namazdır. O iki iki kılar sonra bir eklerdi. Üç olarak vitir namazı olarak herkese sunulmuş bu üç rekat olarak ve gece kalkıp kılma zorluğu göz önünde bulundurulur. Yoldan gelir, işten gelir, gece kalkma durumu olmayabilir. Herkes için geçerli objektif bir kural olmasın diye zamanla Müslümanlar yas namazına birlikte kılmayı kabullenmişler. Gece risk altında kalmasın diye gece kalkıp kılmak daha sevaplıdır denir. Cuma namazı 4 ilk sünneti iki farzı, dört son sünneti vardır. Bayram namazı iki rekattır, teravih yirmi rekattır. Cenaze namazında secde rükû yoktur, ayakta dua edilir, tekbir alınır, öylece kılınır. Namazın dışındaki farzlar altıdır. Hades'ten taharet, hades manevi kir anlamına gelir. Abdest yoksa bu anlamda abdest alarak abdestsizliği gidermiş oluruz. Gusül abdesti gerekiyorsa gusül abdesti alınır. Necasetten taharet, necaset pislik demektir. Affedersiniz, insan ve hayvana ait küçük veya büyük pislik demektir. Taharet kelimesi de temizlenme. İnsanın namaz kılacak olan kişinin bedenini, elbisesini, namaz kılacağı yeri görünen pisliklerden temizlemesi gerekir. Eğer lekesi veya izi yok da kokusu varsa yine kokusunun giderilmesi gerekir. Üçüncü farz setri avret. Avret yerini, ayıp yerini örtmek demektir. Erkeklerde göbek ile diz kapağı arasını örtmek farzdır. Bu üstü açık namaz kılınsın anlamına gelmez. Kadınlarda yüz, el ve ayaklar dışında vücudunun her tarafını örtmek gerekir. Dördüncüsü istikbali kıble, kıbleye dönmek gerekir. Beşincisi de vakitinde kılmalıdır çıkmadan önce. Altıncısı niyet etmelidir. Mutlaka her namaz için niyet ettiğim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya, farzını kılmaya şeklinde bugünkü diye belirtmek gerekir. Namazın içindeki farzlar da altıdır. Namazla başladığı için iftitah tekbiri içinde kabul edilmiş. Başlama tekbiri Allahu Ekber diyerek elleri bağlarız. İkinci farz kıyam. Namazda ayakta durmak. Üçüncüsü kıraat. Ayakta Kur'an okumak. Bu farzdır. Fatiha'yı okumak, bir sure eklemek de vacip olarak kabul edilir. Peygamberimizden geldiği için. Dördüncüsü, rükû, elleri diz kapağı ile tutarak eğiliriz. Bayanlar biraz hafif eğilir. Dokuzuncu sınıf, namaz kılınışında resimlerle bu konu irdelenmiştir. Üniteye bakınız. Dokuz, beş, secde, sucut çoğuludur. İki secde bir arada sücüd. Normalde secde ayaklar, dizler ve ellerle birlikte alın ve burun yere konur. Ve burada ayakların parmakları da basılı kıbleye karşı dönük olmalıdır. Arkaya uzatılmamalıdır. Altıncısı da kade-i ahire demek son oturuş demektir. Teşehüd de ettehiyatü okuma anlamına geliyor. Ettehiyatü okuyacak kadar oturmak farzdır. Ettehiyyatü salli barik Rabbena dualarını okumak da sünnettir. Sonra da selam vererek namazdan çıkılır. İki rekat namazın kılınışı nasıldır? Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya örneğin. Allahu Ekber eller bağlandı. Kadınlar göğüs üzerinde erkekler göbeklerin üzerine bağladılar. Subhaneke okunur. Eûz Besmele çekilir, Fatiha suresi okunur, kısa bir süre eklenir ya da Kur'an'ın diğer bölümlerinden bir ayet eklenir. İnsan dilediği kadar okuyabilir. Allahu Ekber diyerek rukiye gidilir. Bayanlar az eğilir. Erkekler tam 90 derece gelecek şekilde eğilirler. Üç kere Subhan Rabbiyel Azim denir. Semi Allahü'l-Men Hamideh diyerek kalkılır, doğrulur. Ayaktayken Rabbena alekel hamd denir. Allahu ekber diyerek secdeye gidilir. Secdede alın burun eller dizler ve ayak parmakları dik olarak yere konur. Kadınlar toparlanır kollarını karınlarına bitiştirir yapıştırırlar. Erkekler kollarını daha açık serbest bırakırlar. Üç kere Subhane Rabbil Ala derler. Allahu Ekber deyip oturulur. Tekrar tekbirle ikinci secdeye varılır. Allahu Ekber diyerek ayağa kalkılır. Besmele Fatiha sure okunur. Aynı hareketlerle oturulur. Etayatü salli barik rabbena duaları okunur. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek sağa sonra sola selam verilir. Böylece iki rekat namaz kılınmış olur. Farkları ve dört rekat namazları öğrenmek için gerekli kitaplara internet dünyasına başvurunuz. Oruç ibadeti anlamı ve kazandırdıkları insan dıştan kesilir içiyle buluşur. Sene boyunca yemeleri, içmeleriyle insan bedenine yoğunlaştığı için ruhunda bir eksiklik, boşluk, bir yabancılık oluşur. İşte Ramazan insanı dünyadan, bedeninden uzaklaştırarak iç dünyasına yolculuk yapmasına sebep oluyor. Kendisini obje ediniyor. İkincisi insan beşeriyetten yani insanlıktan çıkar gibi olur. Melekliğe benzer, samediyet gömleğini giyer. Meleğe nasıl benzer? yemediği, içmediği, ailesiyle birlikte olmadığı için melekte de cinsellik ve yeme içme yoktur. Bu yönleriyle melek gibi olur. Samediyet de Allah samettir. İhlas Suresine geçer. Her şey, herkes ona muhtaç. O hiçbir şeye, hiçbir kimseye muhtaç değil. İnsan oruçluyken adeta yemeye, içmeye, eşe, paraya, mala, mülke, dünyalığa ihtiyaç duymayacak hale gelir. Çünkü İnsanın cinsellik ve yeme içme alanları kapatıldığında insan bedenen komple devreden çıkan bir varlık durumuna düşmektedir. Melek kapısı açılmaktadır. Allah'ın samediyet yönüne bir adım yaklaşmış olmaktadır. Bu yaşanmakla anlaşılabilecek bir konu, hissetmekle anlaşılabilecek bir konu ama teorik olarak da yabana atılacak bir durum değildir. Oruç böyle bir misyon yükleniyor. Üçüncüsü nefsi terbiye eder, günahlara karşı direnci öğretir, sabretmeyi öğretir. Helal olan, dikkat ediniz, helal olan yiyeceğine el sürmüyor, helal olan eşine dokunamıyor. Haram olanlara nasıl dokunsun? Oruç sonrası hayatında da bu alışkanlığını sürdürmesine yol açıyor. Sürdüremeyenler ibadetlerini terk etmesinler, daha çok batmasınlar ama kendilerini iyi bir sorgulasınlar. Ben nasıl namaz kılıyorum, nasıl oruç tutuyorum, buna rağmen hala günahları bırakamıyorum. Dördüncüsü nimetlerin değerinin anlaşılmasını sağlar, şükre yöneltir. Bir dilim ekmek ne kadar değerlidir iftar vakti. Öyle üzeri bile bir bardak su hele sıcak bölgelerde bilhassa çalışanlar için. Ve yine ilginç bir yaklaşım Risk oranında ödül vardır. Zorluk derecesine göre mükafat artar. Ne kadar meşakkatli bir oruç tutulursa bilinmeli ki Cenab-ı Allah o bana özel sevabı vardır der. Neden? Çünkü dikkat ediniz, insan namaz kılar da insanların arasında bir gösteriş yapabilir. Gelirim artsın, kazancım bağlantım çoğalsın diye namazı kullanabilir. Kimse de bunu fark etmeyebilir ama oruç İnsanlar arasında oruçluyum diyorsun. Tamam. E bir koku geldi ağzından. Yalancı duruma düşersin. Herkes dudakları çatlak patlak senin maşallah kıpkırmızı gidiyor. Nedir? Hadi bunları geçtik. Yalnızsın evinde. Yiyor musun, yemiyor musun? Bana cevap ver. Senin asıl oruçluluğun evinde tek başına olduğun anda ortaya çıkar. Buna rağmen yemiyorsan Allah ne diyor biliyor musunuz? Kulum yalnızken, yalnız ben görüyorken bile elini sürmedi. Bu öyle büyük bir fedakarlık ki kulu için melekler sevabını yazayım diye koştururken ne yazacağını bilemez durumdayken Cenab-ı Allah bırakın der. Şu orucu tuttu bırakın not edin gerisini ben ödüllendireceğim. Esavmu li ve ene Oruç benim içindir. Çünkü benimle baş başayken de sadık kalmıştır. Onun ecrini özel ben vereceğim buyurur. Zenginler yoksulların açlığını anlar. Yardımcı olmaları yolunda vicdanları harekete geçer. Bu fakir her zaman böyle aç mıydı ya Rabbi aklı başına gelir. Ve bir rahmettir bu şekliyle oruç. Yoksa yardım etmeden öbür dünyaya geçer gider zengin. Ve oruç namazın sağladığı iyilikler gibi ruhsal ve bedensel vücut sağlığını korur. Yılda bir adeta bakım gibidir. Organizma dinlenir, yenilenir, fazlalıkları atılır ve sağlıklı bir süreç başlar. Televizyonlarda, programlarda diyetisyenler nasıl az yeme yarışı yaptırdıklarını hepiniz inceliyor, takip ediyorsunuz. Allah insanı yaratandır, insanın psikolojik, bedensel, ruhsal yapısını en iyi bilendir, onun eseridir. Ona en uygun, layık, koruyucu özelliklere sahip ibadetleri bize lütuf olarak vermiştir. Oruçla ilgili kavramlar sahur, oruç tutmak için Ramazan'da gece kalkma vaktidir. İmsak yeme süresinin kesilmesi, oruç tutma vaktinin girmesi demektir. İmsak tut anlamına geliyor. Yemeği içmeyi kesiyor, yememeye başlıyor. İftar akşam ezanı ile orucun açılma vakti, fitre aile bireyleri sayısınca günlük geçim bedeli verilmesi yani beş kişilik bir aile düşünün. Baba kendi eşi çocukları için diyelim 10 lira bir fitre bedeli Diyanet açıklıyor bunu her sene. 10 çarpı 5 50 lira bir yoksula bir ihtiyaç sahibine öğrenciye neyse vereceği yere verir fitresini. Eşinin ayrı bir geliri varsa o kendisi için de vermesi gerekebilir ama aile içinde böyle bir anlaşma olduktan sonra onun adına da baba verebilir. Fidye bir anlamı biliyorsunuz bir kaçırma olayında karşılık bedel istenir. Buna fidye denir. Bir de tutulamayan oruçlar karşılığında bedel olarak, karşılık olarak verilen ücrettir. Özellikle yaşlılar bir daha tutma şansları olmayabilir. Hastalar da iyileşmeyecek durumda olanlar olabilir. Bunlar tutamadığı oruçlar sayısınca eğer varlıklı iseler 30 gün diyelim işte fitre bedeli 10 lira 30 çarpı 10 300 lira bir yoksula fakir öğrenciyi verebilirler. Yoksul durumda iseler vermeleri gerekmiyor Allah affeder. Ayrıca loğusa olanlar, emzikli olanlar içinde veya ilaç kullanmak zorunda kalan gençler içinde dinimiz kolaylık sağlamıştır. İyileşince kaza edebilirler. Kaza edemeyecek duruma gelemez, iyileşmezlerse varlıklı iseler bedelini fidye olarak Hatim Kur'an'ın baştan sona okunmasıdır. Mukabele aslında bu da hatim anlamına geliyor ama farklı bir durumu. Herkes tek başına da olsa hatim yapabilir. Kur'an'ı baştan sona okuyabilir. Mukabelede birden çok kişi önlerine Kur'an koyarlar. Her biri sırayla orijinali, güzeli budur aslında. Herkes okumasını öğrenmiş demektir. Ama okumasını bilmeyenler için de dinde kolaylık olarak okumaya çalışmalıdır. Öğrenemiyorsa takip etmelidir takip edemiyorsa Kur'an'da hiç olmazsa dinleyerek takip edebilir. Mukabele birden fazla kişinin okuması sırayla diğerlerinin takip etmesi anlamına gelir. Bu nereden gelmiştir? Peygamber Efendimiz gelen ayetleri her Ramazan'ın sonunda Cebrail ile tekrar eder, ederlerdi karşılıklı olarak. Böyle bir uygulamadan bize miras kalmıştır mukabele. Mahya minareler arasında asılan hoş geldin Ramazan şeklinde bir ayet şeklinde hadis şeklinde ışıklı yazılara denir. Kadir gecesi 27 Ramazan'dır. Gerçi son 10'undadır diye rivayetler de vardır. Ramazan boyunca aranmalıdır şeklinde görüşler de vardır. Hiçbirini yapamayan hiç olmazsa 27 Ramazan Kadir gecesini değerlendirebilir. Özelliği de bilindiği gibi Kur'an'ın inmeye başladığı gecedir. Zekat ibadeti Zekat temizleme demektir aslında. Malın kirini temizleme anlamına gelir. Zekat yoksulun hakkıdır. Kur'an'da ayet var. Yoksulun hakkı olduğunu ifade eden Allah'ın belirlemesi var. Yani biz al zekat veriyorum, ihsanda bulunuyorum gibi bir tutum sergileyemeyiz. Başa kalkma zaten dinimizde hoş bir şey değildir. Karşı tarafı üzme, onu küçük düşürme asla söz konusu olamaz. Burada anlatılmak istenen kişi verirken bunu kendi ihsanı, ikramı, iyiliği olarak düşünmekten çok elbet sevap olacaktır. Ama Cenab-ı Hakk'ın benim için açık açık belirttiği bir görevdir, bir emirdir şeklinde değerlendirme durumundadır. Vermek zorunda olduğunu hissetmesi için zekatı yoksulun hakkı olduğunu bilmeli. Adeta o fakirden bir zaman o parayı almış, şimdi onu geri ödemek zorunda olduğunu düşünecek bir insan gibi diyelim. Allah'ın nimetlerine bir şükürdür de tabii ki. Rabbim bana karşılıksız o kadar nimet verdin, yedirdin, içirdin, nimetlere boğdun. Senin nimetlerine karşı bir şükür olarak görevimi yapmalı. Bu şükür şekli sadaka vererek ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmiş şekli nimeti arttırandır. Kur'an-ı Kerim şükrederseniz nimetleri arttırırım buyurur. Cenab-ı Allah vermediği halde nimetlerini arttırıyor diyenlere de e acaba o kişinin lehine mi oluyor bu şeklinde konuyu kapatabiliriz. 3. Cimriliği aşma, şefkat ve cömertliği kazandırmak gibi bir görevi vardır. Bazı insanlar vermekten hoşlanmaz. Hadi nafile sadaka olarak verilmeyebilir durumdadır. Ama zekatı vermek suretiyle nefsindeki bu karanlığı aydınlatmak, bu kabalığı yumuşatmak, bu aşılmazlığı aşmak durumunda kalır. Vermenin lezzetini de Allah tattırmış oluyor. Diğer bir faydası zenginden fakire servet, sevgi, yoksuldan zengine şükran ve saygı akışını sağlar. Bir köprü görevi görür. Ekonomik bir fayda sağlamanın yanında. Tabii ki yoksulla aldığı zekatla güçleniyor ve kıymetini biliyor değerlendirip o da bir gün zekat verecek hale geliyor. Toplumda bir huzur, bir dayanışma ve ekonomik hareketlilik meydana geliyor. Dinimiz yastık altına para yığmak, parayı öyle hale getirmek, toprağı da öyle, arazileri de öyle, insanı zaten öyle. Tembel tembel uyuşuk, hiçbir şey dinimizde ölü hale getirilmemelidir. Canlı, aktif, faydalı, üretici hali halde olmalıdır der hadisi şerifler. Ölü toprak ihya edilmeli der. Ölü gönüller zaten canlandırılmalıdır. Zekat nedir? Temel ihtiyaçları olan bir insanı düşünün. Bu temel ihtiyaçlarını ayıracak, tutarını ayıracak. Borçları var, onları kaydedecek, hesaba geçirecek ve bu ikisinin hesabını yapacak. İhtiyaçlarım şu kadar, borçlarım bu kadar. Bunları çıkaracak. Ne kadar parası, malı, mülkü varsa kalandan zekat verecek. Miktar ne kadar? 80 gram altın karşılığı altın veya değerinde malı olan bir insan 1 bölü 40'ını 40 bin lirası varsa bin lirasını borçları ve temel ihtiyaçları çıkarıldıktan sonra yoksula senede bir vermesidir. Bir sene geçmesi de gerekir. O mala mülke sahip olduğu andan itibaren diyelim ki size 100 bin TL geldi. Eşya almadınız, ev almadınız. Bir sene tuttunuz onu. Bir sene dolduğu anda onun 40'ta biri borçlar temel ihtiyaçların dışında 40'ta biri zekat olarak size düşmektedir denir. Ürünlerin farklı zekatları var. Deve 5 devesi olan birini verecek. 30 sığır türü hayvanı olan birini verecek. Toprak ürünlerinde 10 çuvaldan birini verecek diyelim. 40 koyunu var birini verecek. Parası veya ticaret eşyası var 40'ta birini verecek. Kimlere verilir? tabii ki yoksul, düşkün, borçlu, Allah yolunda olan yani öğrenciler de bu konuya girmekte insana hizmete yönelik iş yapan öğrencilere burs vermek Allah'ın bir tavsiyesi olarak da Kur'an ayetiyle görülebilir. Zekat olarak vermenin dışında nafile olarak verenler de vardır. Ama zekat olarak öğrenci verilmesi de Kur'an'da geçen bir ayettir denebilir. Yolda kalmış yolcu zengin de olsa yardım amaçlı. Özgürlüğünü yitirmiş olanlara bu ilginçtir. Bugün kölelik yoktur. Köleliğin kalkması konusunda bakın İslam dini nasıl Kur'an emriyle insanları teşvik ederek zekatı bile orada kullanabilirsiniz demiştir tarihi süreçte. Biz mecazi olarak buna bir açılım getirirsek bugün özgürlüğünü yitirmiş Müslümanlığı, Muhammed'i, Kur'an'ı tanımayan insana ateiste zekat verebilir miyiz? veririz diyor Kur'an-ı Kerim. Neden? Kalbi İslam'a ısındırılmak istenenlere de verilir. Buna müellefe-i kulüp denir. Tarihte bu uygulanmıştır. Hazreti Ömer İslam yayıldıktan sonra inanmayan insana böyle bir ikramda bulunarak sevdirme lüzumu gereği kalmadığı düşüncesiyle bunu uygulatmamış belki. Fakat günümüzde böyle bir durum söz konusuysa uygulanabilir der bazı bilginler. Özellikle dış dünyaların kendi insanımızı, çocuğumuzu, gençlerimizi burs verip okutma amaçlı kendi dünyalarında, okullarında kaparcasına götürdükleri bir dünyada akıllı müminler kendi insanlarını, zeki çocuklarını, evlatlarını, kendi harç, kültür, milli değerlerine, inançlarına uygun olarak yetiştirmek için burslar vermeli, zekatlarını teksif etmeli, oraya yoğunlaştırmalı ve selam. Zekat yoksulun eline verilmelidir. Kurum yapısına verilmez. Yani inşaat yapısına zekat verilmez. Cami yapımına bile zekat verilmez. Şöyle olur. Bir kurum bu devlet kurumu olur. Özel kurum olur. Yetkilileri fon oluşturur. Zekat fonu. Ki öyle yapılıyor günümüzde. Öğrenciye verilmek üzere aracı. Tıpkı kurban kesmek üzere vekil tayin etmek durumu gibidir bu. Kimlere verilmez zekat? kafirlere verilmez. Yukarıdaki kalpleri ısındırılmak istenenler hariç eklemesini yaparak inkarcıya zekat verilmez. Başka zengine verilmez. Bunlar bilinir. Burada akraba olarak ele alınıyor. Sınıflarda biz kollarımızı yanlara açarız. Bir de yukarıyı aşağıyı gösteririz. Öğrencinin aklında kalıcı olsun diye. Yukarıya aşağıya zekat verilmez yan taraflara verilir. Ne demek bu? Hani doğu batı, kuzey güney işaretleri gibi insanın aşağı ne vardır? Anne babası vardır, kökü. Yukarıda kimler vardır? Evlatları, torunları vardır. Sağda solda kimler vardır? Amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, onların evlatları. Çok anlaştır bir benzetmedir bu. Dolayısıyla insan eşine zekat veremez. Kendisine dönüş yapacağı için eşe zekat verilmez. Anne babaya verilmez. Neden? Anne babaya bakmak senin hayat görevin, Allah emri olarak görevin ki zekat mı vermeyi mi bekleyeceksin? E zekat verecek durumda değilsen anne babaya bakmayacak mısın derler. Dedenine de anne baba durumunda alındığı için alt soya zekat verilmez. Ayrıca evlatlara ve torunlara da verilmez. Onlarla da bak, onları da bakma yükümlülüğü olduğu için üst soya da zekat verilmez ama yan soy bağlantılarına kardeş bu karıştırılabilir. Kardeş ayrı ev tuttuğu için, ayrı hayatta bir yuva kurduğu için o da ihtiyaç sahibi olabilir diye kardeşe zekat verilebilir demişler. Amca, teyze, dayı, hala zaten kardeş uzağında duruyorsa onlara zaten verilir. Çocuklarına zaten verilebilir denir. Haç ibadeti 3 tane farz var. İhram, Arafat'ta vakfe, Kabe'yi tavaf. İhram hacıların dikişsiz olarak beyaz kıyafetleridir. Kefeni çok andırır. Bu günahlardan arındırmışlığı ve bir gün öleceksin böyle kefen giyeceksin vurgusunu yaptığı için çok anlamlıdır. Ama bir de melek kıyafetiyle hani gelinlerin dua gibi de Mevlana Şebi Arusu'yla bir bağlantı yapılır mı? Melek beyazlığı, saflığı, güzelliğini simgelemesi yönüyle ayrı bir anlamı var. Ve hele Artık sen tertemizsin ey hacı. Bütün günahlarından, lekelerinden kurtuldun. Mesajı var. İkincisi, Arafat'ta vakfa yapılır, durulur. Ne gün? Arefe günü. Arafat denen tepe vardır. Dağlık, küçük bir tepe. Oraya çıkılır. Peygamber Efendimiz öyle yaptığı için orada dua edilir. Ve günahların döküldüğü ifade edilir. Orada benim günahım acaba döküldü mü, dökülür mü? diye düşünmenin günah olduğu söylenir. Arafat'ta günah dökülüyor. Arafat'ta olmak günah değildir. Bir şey günahtır Arafat'ta. Acaba benim günahım burada dökülür mü? Herkese nasip etsin. 3. Kabe-i Tavaf Kabe'nin etrafında dönüşe şavt denir. Hacer-ül Esved denen taş, Hazreti Adem tarafından yerleştirilen, Hazreti İbrahim tarafından tekrar oğlu İsmail ile bulunarak tekrar yerine konan, ortaya çıkarılan Kabe. Köşesine konan siyah bir taş vardır. Start benzetmesi hata olmasın. Hacılar orasını baz alarak, çıkış noktası kabul ederek bir dönerler bittiğinde şaft olur. Yedi defa döndüklerinde yedi şaft bir tavaf yapar. Telbiye de çok ilginç, çok duygusal, çok ruha dokunucu. Hele topluluk içinde duygusallıklar yaşatan bir okuyuş şeklidir. Lebeyk Allahümme lebeyk lebeyke la şerike leke lebeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike Allah'ım ortağın yok mesajlı bir okuyuştur ve hamd ve sena Allah'a aittir. İşte huzuruna geldim emret emrine hazır bir er gibiyim ya Rabbi diyerek Allah karşısında Hazreti İsmail'in kurbanlık durumu da bu hesaba katılarak burada. Haccın yapılışı kurban bayramı arifesiyle bayramın ilk üç gününde yerine getirilir. İlk iş olarak mikat denilen ihrama giriş bölgeleri vardır. Mikatta beyaz elbiseler giyilir. Arife günü öğleden sonra Arafat'ta vakfe yapılır. Öğlen ikindi namazları cemaatle birlikte öğle vaktinde kılınır. Güneş battıktan sonra Müzdelife'ye gelinir. Akşam veya yatsı namazları yine cemaatle yatsı vaktinde kılınır. Müzdelife'ye geçilerek şeytan taşlamak için taş toplanır. Bayram sabahı da Müzdelife'de vakfe yapılır. Mina'ya hareket edilir. Mina'da şeytan taşlanır, kurban kesilir. Tıraş olunur, ihramdan çıkılır. Farz olan ziyaret tavafı yapılır. Tavaftan sonra da say yapılır. Say koşma demektir. Hz. Hacer İbrahim peygamber tarafından kucağında oğlu İsmail ile Kabe'nin Mekke'nin olmadığı bir çöl mekanında bırakılıyor. Orada oğluna su aramak için koşturuyor. Sonunda Cenab-ı Allah bebeğin ayakları topukları vurdukça oradan bir su geliyor zemzem oluşuyor. İşte bu koşuşturmanın anısını, hatırasını hacılar sağ yaparlar yedi defa gidip gelirler. Ziyaret tavafı Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde de olabiliyor. Hac ibadetini yapanlar Mekke'den ayrılmadan son bir veda tavafı gibi tavaf ederler ve ondan sonra Medine'ye Allah Resulüne adeta tekmil vermeye Ya Resulallah görevimizi yaptık, seni ziyarete geldik, mescidini bize açar mısın? Mukaddes Ravza-i Tahir'e tertemiz bahçede onun kokusunu duymaya giderler. Kurban, Kur'an-ı Kerim'de Kevser suresi vardır. Fesalleyli Rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl, hayvan boğazla. Peygamber Efendimiz hayatındaki uygulamalarla kurban bayramı gününde kurban kestiğini biliyoruz. Bunun tarihi süreci Hz. İbrahim'e dayandığı belirtilir. Rüyasında bir çocuğum olursa Allah'a kurban edeceğim diye adar. Allah ona oğul verdikten sonra da bu vaadini unutur. Rüyalarında bunu görmeye başlar. Üç kez görünce peygamber rüyası insanların diğer insanların gördüğü rüyalar gibi değildir. Seçilmiş görevli peygamber olduğundan onların rüyaları bir vahiy anlamına gelir. Bir görev anlamına gelir. Üç defa hatırlatılınca geliyor evladına Saffat suresinde Kur'an'ı anlatıyor. Diyor ki Allah'ın emri var sana vadim vardı Allah'a adamak için. Ne dersin oğlum? Babacığım Allah ne emrederse onu yap buyurdu. Fakat Cenab-ı Allah insanlara bu türlü olayları anlatarak Allah'ın emri karşısındaki hassasiyette bir örnek teşkil etmesi için ibretlik bir olay olarak anlatır. Cenab-ı Allah kullarını yaşatmak için yaratmıştır. Fakat Allah'tan başkasına Allah gibi, Allah'ı sever gibi sevmeyi en önlemek, engellemek için de bağı kuvvetli tutar Allah. İlk kurban olayının Kabil'le başladığı rivayetlerde gelir. Kur'an'da da anlatılır. Kurban kesmek vaciptir. Devede beş, sığırda iki, koyunda bir yaşında olmalıdır. Deve ve sığırda yedi ortak olabiliyor. Koyunlarda olmuyor. Önemli bir konu burada Yahudiliktedir. Horozdan kurban yapmak. İslam dininde saydığımız hayvanlar dışında hiçbir hayvandan kurban olmaz. Onu belirtelim. Adak da olmaz. Adak kurbanla eş değer bir şeydir. Adıyorum tavuk keseceğim. Bin tane tavuk kesse bir koyun kesmiş sayılmaz. Kurbanlık eziyet edilme. Kurbanlığa eziyet etmemeli. Keserken Bismillahi Allahu Ekber demeli. Bismillah demek de yeterlidir elbette. Kurban eti üçe bölünebilir. Yoksullara, komşulara ve kendine şeklinde tamamını bağışlamak da mümkündür. Hatta kitaplarımızda evine sık et girmeyen insanların tamamının kendisine ayırmasında da bir sakınca yoktur denmektedir.